insanın en değerli hazinesidir. Aynı çatı altında acısıyla tatlısıyla yaşanan bir ömrün tatlı telaşıdır aile ocağı. Acılara göğüs gerdiğin, sevgisiyle huzura erdiğin sıcak bir yuvadır. Emektir, şefkattir, aynı sofrada kök salmaktır. Vakti geldiğinde ise teslim edilmeyi bekleyen en kıymetli mirastır. Evlatlarına bırakacağın böyle bir maneviyatın yoksa, zenginliğin, paran, pulun bir mendil bile etmez gözyaşını silmeye. Süper
Evet. Mert'le Azra Süpermen olacak. Hadi aç kollarını. Evet. Bulutlara uçacağız. Babamızın yanına uçacağız Mert. Pardon. Pardon. Biraz kısar mısınız? Kulaklık diyorum, kulaklık. Kısar mısınız biraz sesini? Efendim? Müziğin sesini diyorum. Biraz kısabilir misiniz acaba? Amerika'dan Türkiye'ye kadar davul çaldınız kafamda da. Ne yapayım? Caz çalayım mı? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hayır. Ben müzik sevkinizi anlamaya çalışıyorum. Ben de müziğin sesini birazcık kısmanızı istiyorum. O kadar. Peki, madem sohbet etmek istiyorsun, sen başla, ben sana katılırım hadi. Bu kara. Sohbet falan etmek istemiyorum. Sadece müziği biraz kısmanızı istiyorum, o kadar. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Hanımefendi sesten rahatsız oluyormuş. Kulaklıktaki sesten rahatsız oluyorum. Kulaklığı çıkardım, hala rahatsız oluyor. Mümkünse onu başka bir yere alabilir misiniz acaba? Aa, beni niye alıyorlarmış? Seni alsınlar. Anne, üzgünüm ama uçakta hiç boş yerimiz yok şu anda. Zaten inişe geçmek üzereyiz. Peki, teşekkürler. En azından denedim. Sayın yolcularımız, Aziz'in kameramanına geçişini alsanmaya başlıyoruz. Şimdi lütfen yerlerinize oturunuz ve kemerlerinizi bağlayınız. Koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı konuma getiriniz. Teşekkür ederiz. Allah'ım, çok şükür elime kavuşuyorum. Teşekkürler. Ne demek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettikleri az mı gelecek? Yandım Allah ya... Yandı. Yandım Allah, yandı. Ah, ah, kurtardım çok şükür. Çıtır çıtır. Gönül. Söyle yakışıklım. Piyano. Piyano. Ay, piyano saati geldi. Günaydın. Piyano, piyano. Sumru Hanım, elim ayağıma dolandı yemin olsun. Azra'ya mantıyla baklava yaptım, pişecek daha. Mert'in de ders saati geldi, ne yapalım? Tamam, sorun değil, ben arabayla atarım. Hadi çantanı al. Umut'u bir dakika. Arabayı
arabada yaramazlık yapmak yok ama. Tamam mı? Hadi al. Alsana. Hadi çıkalım. Biz gidiyoruz canım. Aa, günaydın. Günaydın Cansucuğum. Abla ya, baklava mı yaptın? Cık, inanmıyorum. Yasra geliyor ya bugün. Sabah Neşen onu borçluyuz yani. Ben hep keyifliyim gülüm. Güneşe küsmüş baykuş gibi somurtarak uyanan sizsiniz. Alemsin abla. Alo? Cenk? İstanbul'dayım. Nasıl yani? Geldin mi? Tamam, heyecan yapma Cansu. Buluşalım mı? Ben gittim, yerden konum atacağım sana. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ama ben geldim, taksideyim. Babana haber etseydin ya, o gelip alırdı seni kızım. Ay yok yok, ben babama sürpriz yapacağım. Dükkana geçti değil mi? Geçti, geçti. Tamam, ben şimdi oraya gidiyorum. Akşama görüşürüz o zaman. Hadi öptüm seni, bay bay. Görüşürüz kızım. Eğer mümkünse ben sizden birkaç gün daha süre isteyecektim. Anlıyorum. Siz de haklısınız. Tebrikat zarfını aldım. Evet. Size de. Size de. Şimdi, hallettin mi para meselesini? Yok abi, bekleyeceğiz. Ya bekleyecek hal mi kaldı Mesut? Al gör marifetini. Mahvettin beni, bitirdin. Evime, işime el koydular. İki güne kadar haciz kapıya dayanacak. Ben nasıl çıkacağım bu batağın içinden ha? Cevap ver bana, nasıl çıkacağım? Ne yapayım abi? Para gelmedi ki. Gelse vereceğim hemen sana. Bu kurum ne bir karar çıkarmışlar bak. Ağzın içinde aynı şeyleri geveleyip durma. Bu işin şakası yok, anladın mı? Bu işin sonuna geldik, bitti Mesut. Tamam da abi. İnsan kardeşine bunu yapar mı ya? Benim sana verdiğim değerin karşılığı bu mu? Kemal, mevzuyu başka yere çekiyorsun, gücüme gidiyor ama. Ya ben böyle bir şey olmasını ister miydim? Ya biz seninle yetimhanede lokmamızı paylaştık Kemal. Doğru. Hiç sırtımızdan bıçaklamadık ama. Kemal, ben seni sırtından bıçaklayacak olsam bugün hayatta olmazdım. Acaba acemi bir aşçı yamanın elleri olabilir mi? Ha? Yok yok yok, hayır. Bunlar yaşlı bir cadının elleri. Bakayım burnuna cadının. Oo, evet evet. Bu cadı burnu ha. Ya baba. Hoş geldin canım kızım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Nasılsın? İyiyim. Hani akşama gelecektin. Bak gördün mü, yalan söyledi. Cadısın işte, burnun uzamış. Yalan sayılmaz o bir kere. Sürpriz yaptım sana ben. İyi, peki öyle olsun bakalım. Mesut amca, sen nasılsın? İyiyim canım. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk. O zaman ben sizi baba kız yalnız bırakayım da hasret giderin ha? Tamam, Zeynep'e selam söyle. Uğrayacağım ben yanına. Tamam, söylerim güzel kızım. Baba, çok özlemişim sizi. Mert nasıl, o ne yapıyor? İyi. Hadi gel beraber gidelim, ona da sürpriz olur ha. Hadi gidelim. Hadi. Hadi.
haber verilir. Bir telefon, ben geldim İstanbul'da. Ne yapsaydım, heyet mi gönderseydim sana? Hoş geldin. Hoş bulduk. Amerika macerası da bitti sonunda Cenk Bey. Tabii tabii. Hem de ne macera. Mis gibi mezun oldun işte, ne güzel. Ne bu suratın hali senin? Bir şey yok. Yok yok. Var bir şey belli, ne oldu? Sorgulamayı bırak Cansu ya. Bak yoldan geldin yorgunsun de. İlk beni görmek istemişsin, ne güzeldi. Ha? Ne bileyim işte. İyi arkadaşlar böyle şeyler söyler. Terapist gibi eline kazma küreği alıp değişme benim için. İyi arkadaşlar. Tabii haklısın. Jetlag oldum, jetlag. Hepsi bu. Keşke eve gitseydin önce, dinlenseydin biraz. Melis'i falan görüyor musun sen? Bir hafta önce sporda gördüm, o kadar. Babaannem dönmüş mü? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Niye sordun ki? Cenk, bir şey söylesene. Köfte. Köfte söyleyeceğim ben. Hadi sen de bir şey söyle çünkü ben çok açım. Anlaşılan evdekilerle pek görüşmüyorsun. Neyse. Artık ailecek eve dönüş partisiyle beraber mezuniyetini de kutlarsınız nasılsınız? Ben okuldan atıldım. Ne? Evdekilerin haberi yok tabii, değil mi? Babaannemle yüzleşmeye henüz hazır değilim. Bak borç istiyorum, sonradan vereceğim sana. Alt tarafı 200 lira vereceksin, hadi. Arda, bitirmeseydin paranı, kusura bakma. Öyle olsun Melis Hanım. Ama gece kaçmalarını ben organize ederken göreceğim seni. Senin organizene ihtiyacım yok canım. Öyle mi canım? Öyle canım. İyi canım, babaannem gelince ondan sonra görüşürüz. Dolaşırsın yine peşimde. Ne olur Arda, lütfen Arda diye. Ay çocuklar, ne oluyor? Bir ablalık bekledik ama onu dayatmadı anne. Anne, ikide bir para isteyip duruyor. İksteyim onun yüzünden. Ardacığım, harçlığına ne oldu çocuk? Bitti. Anne alt tarafı 200 lira istedim ya. 200 lira ya. 200 lira ver işte, bu iş bitsin, tamam, daha fazla uzatmayacağım yani. Pıt pıt yapma benim tepemde. Hadi ben gidiyorum derse, görüşürüz. Sultanım. Arda. Aa. Babaanne. Yedin yerken döndü ki. Babaannem hoş geldin. Hoş buldum. Bu kadar sevineceğini bilseydim daha erken gelirdim yavrum. Ya ponçiyim benim, sen hiç gitme zaten. Hiç büyümeyeceksin değil mi sen? Haylazım benim. Benim böyle dünya tatlısı bir babaannem varken neden büyüyeyim ki ben? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Etüte. Ya babaanne bak, sen gittin, ben 3 kilo verdim, süzüldüm kaldım. Bir etüt arasında sadece sütle kek yiyorum, tek tip besleniyorum. Al bakayım şunu. Güzel bir beslenme yap. Hadi. Ya sen bir tanesin, bir tane. Hadi gidiyorum ben, dersin görüşürüz. Anne! Hoş geldin. Hoş buldum gelinim. Babaannem. Ay yavrum. Erken döndün. Sıkıldım evladım. Anneciğim vallahi şaşırdık. Beklemiyorduk hiç seni böyle. Gel. Sen peki kalacağım diyordun. Biraz kalayım, memleket havası alayım, gezeyim falan diyordun. 4 aydır geziyorum yavrum. Doğduğum, büyüdüğüm şehrin kokusunu, havasını aldım geldim. İyi yaptın anneciğim. Hoş geldiniz hanımım. Aa Belkıs. İşim vardı, duymamışım geldiğinizi. Olsun be yavrum, olsun. Babaannem
kalsaydın biraz da. Hani güzelce dinlenirdin. E yavrum daha kalırdım da. E bugün fabrikamızın seneye devriyesi ya. Aa, benim tamamen aklımdan çıkmış o. Babaannem benim telefonum çalıyor da arkadaş arıyor. Öpeyim seni. Tamam ya. Tamam. Alo Melis'cim ne haber? İyiyim ben de, ne yapayım? Formasyonumu aldım, dün öğretmenlik bekleyeceğim şimdi. Göremedim seni bir haftadır sporda. Ya ne bileyim, canım istemedi. Sesin biraz bozuk gibi, hayırdır ne oldu? Babaannemin sürpriz dönüşüyle biraz demoralize oldum da. Memleket hasretini yarı da kesip gelmiş. Demek döndü babaannen. Fabrikamızın seneye devresiymiş bugün. Bitmeyen kemik çorbası geleneği. Anladım canım, anladım. İyi peki, görüşürüz o zaman sonra. Hadi bakalım, bay bay. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Emirlerin oteli dönerim ben. Hadi kalkalım. Akşam takılalım biraz derdim de. Kemal abinin kızı da yurt dışından döndü bugün. Üniversiteden atıldım Cansu. İlkokuldan değil. Yalnız kalabilirim ya. Ha bu arada İstanbul'a geldim, aramızda kalsın olur mu? Gidiyoruz. Anne gelecek. Biz buradayız ya oğlum. Arar anneye haber veririz. Hadi gel. Baba, acaba annemin mezarına da mı uğrasak? Geç oldu kızım. Yarın duruma bakarız. Ona göre Mert'i de alır gideriz, tamam? Tamam, anlaştık. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hadi. Hadi gel. Evet. Gönül Hanım'ın mutfağından güzel güzel mantılarımız da geldi. Hepinizi sofraya davet ediyorum. Ya Gönül abla çok fenasın, bana diyeti bozduracaksın. Diyet mi? Aman mantılar duymasın ha, bozulur. Hadi oturun, soğutmayın. Babamlar nerede? Onları da bekleseydik. Anne, hadi sofraya gelin. Mantı, mantı. Azra dayanamayacağım ben, başlayacağım galiba, çok güzel kokuyor. Ne oldu, diyet diyet deyip duruyordun? Sus, hiç oraları karıştırma. Hiç bu noktaya gelmiş. Sen hala bana Mesut'u savunuyorsun, ben de bunu anlamıyorum işte. Yahu ağzıma geleni söyledim Sumru, daha ne yapayım? Adamın gırtlağına mı çökeyim? Çökecektin canım, geçti o, geçti. Çökecektin vaktin. Sevgili karısı Hülya yeni arabasıyla sefa sürsün. Biz de burada sürünelim değil mi? Hülya'nın bir şeyden haberi yok. Tabii niye olsun ki? Niye olsun? Niye üstsün karısını? Nasılsa arkadaşı Kemal arkasında topluyor değil mi? Tamam Sumru, uzatma artık. Kızlar bekliyor, hadi içeri geç. Ne uzatması ya? Ne uzatması? Senin sahtekar yetimhane arkadaşının yüzünden her şeyimizi kaybedeceğiz. Ne yapalım, öyle boynu bükük bekleyelim mi? Sumru, Allah aşkına yeter. Bari bugün yap. Bak Azra duyacak. Kız geldiği gün üzülsün mü? Aman, aman Azra duymasın, o duymasın, bu duymasın. Herkesten saklıyor. Bir benim canım sıkılsın. Bir ben kendi kendime üzüleyim değil mi? Mert'in okul taksitleri, vergiler, krediler, kartlar, Azra'nın Amerika'daki okul masrafı ki bir senesi daha var. Gönül'ün maaşı, biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız Kemal? Ben onu bilmek istiyorum. Yarın bir gün evi de elimizden alırlar. Dükkan zaten ipotekli. Ben ne olacağımızı merak ediyorum. Ben bu şekilde yaşayamam. Ben bu şartlar için seninle evlenmedim. Sumru, şartlarımız bu. Beğenmiyorsan kapı orada.
yine döktürmüş. Hem de ne döktürmüş baba. Ama biz dayanamadık, başladık. İyi yaptınız kızım, afiyet olsun. Afiyet olsun. Vah be. Özlemişim birlikte yemek yemeyi. Azra'cığım. Nasıl gidiyor? Nasıl olsun Sumra abla işte. Çok şükür üç de bitti. Hakkını vermişsindir. Kızım bak son sınıf daha rahat olur. Güzel güzel gezersin Amerika'yı. Hiç sanmıyorum gezebileceğimi. Baba ne diyeceğim sana? Hatırlıyor musun sana bir hocamdan bahsetmiştim? Bana çok iyi bir şefin yanında staj ayarladı. Döner dönmez oraya başlıyorum. Fazla hayal kurma istersen. Niye ki Sumra abla? Okulda çok başarılıyım. Stajda da başarılı olacağıma inanıyorum. Ona şüphem yok benim. Yani tabii biraz daha zor olur ama olsun, üstesinden geleceğiz. Amerika'ya gidebilirsen tabii. Sumru. Ne? Sırası değil. Yemek yiyoruz. Baba? Yok bir şey kızım. Baba ne olduğunu anlatır mısın lütfen? Baban söyleyemiyor. Ben söyleyeyim. İflasın eşiğindeyiz. İşin aslı. Sumru! Anne ne diyorsun sen? Kızım yok bir şey. Bu aralar biraz sıkışız da ondan bahsediyorum. Biraz mı? Biraz mı sıkışık? Hı? Azra artık çocuk değil. Her şey bilmesi gerekiyor. Boş yere hayaller kuruyor kızcağız. Ben evladının hayalleriyle oynayacak baba değilim. Anladın mı? Ablacığım Mert. Mert. Tamam Mert. Tamam benim gibi. Gel kızım. Baba. Biliyor musun? 18 yaşımıza gireli bir hafta olmuştu. Mesut amcanla yetimhaneden çıktıktan sonra ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken o zaman karar vermiştim. Ezilmeden gece gündüz çalışıp hedefime ulaşacaktım. Başardım da. Ama tek hatam Mesut oldu. İyi de baba siz Mesut amcayla çok iyiydiniz. Ne yaptı sana bu kadar? Alacak verecek meselesi. Sen takılma böyle şeyler. Bütün hata benim. O deme öyle. Geçecek hepsi, düzelecek ben eminim. Hem unutma bana bu hayatta vazgeçmemeyi, pes etmemeyi sen öğrettin. Yani öyle hemen yıkılmak yok biliyorsun değil mi? Varsınız kızım. Siz yanımda olduğunuz sürece hiç kimse beni yıkamaz. Bileğimi bükemez. İnşallah bunlar da geçecek. Geçecek tabii baba. Geçecek. Biz yeter ki hep bir arada olalım. Birbirimize destek olalım. Bana bak. O okul meselesini de bir şekilde halledeceğim, tamam mı? Okula dönmesem de olur. Ben burada bir iş bulacağım, çalışacağım ve yanında kalacağım. Olmaz. Arabamı satar, seni yine de okula gönderir. Sen bu haldeyken ben dünyanın öbür ucuna gitmem baba. Biliyorsun bunu. Lenf kanseri çok sinsidir. İlk evresinde farkına varmış olmamız bu anlamda çok önemli Feride Hanım. Hastalığınızı çok yakından takip edeceğiz. Sizden ricam bundan sonraki süreçte kendinizi üzüntüden ve stresten uzak tutmanız olacak.
sofra hazır. Konuklar da gelmeye başladılar. Gelinim Serap, torunlarım Melis Arda. Evimin emektarları Belkıs Hasan. Fabrikamıza fikriyle, inancıyla eşlik eden Azmi Bey. Ve fabrikamızın kıymetli şefleri, hanımlar, beyler. Bugün fabrikamızın kuruluşunun seneyi devriyesi. Bilirsiniz, böyle kutlamaları pek sevmem. Davetimin asıl maksadı, bunca yıllık emeklerinize karşılık minnet borcumu ödemekti. Takdir edilmek bir işe saygıyı, sevgiyi artırır. Sizler sayesinde bugünlere geldim. Benim mükafatım da sizler oldunuz, ailem oldu. Yarın da istikballerini ellerine alan torunlarım olacak. Büyük torunum Cenk bu yıl mezun oldu çok şükür. Yakında Amerika'dan gelecek. Ne mutlu ki bana. Bunca yıllık emeği, alın teriyle kurulmuş ekmek teknesini vakti geldiğinde gözüm kapalı teslim edeceğim bir torun yetişti. Tek dileğim, o da merhum babası Arif gibi azimle işine sarılıp bu fabrikayı daha nice yıllara taşısın. Vereceksin ellerini tutmama. Çok korktun değil mi bugün? Kıyamam ben sana. Küçük tahim benim. Görüyorsun değil mi yeri göğe koyamadığın Kemal abini? Hem suçlu hem güçlü. Bir de böyle masaları yumruklamak falan. Ne oluyor? Ya vallahi anne ben durumun bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum. Öğrendin işte. Bu ne böyle köpüksüz? Neyse. Bak vallahi Cansu. Bir çaresini bulacak. Gençliğim zaten yokluk içinde geçmiş benim. Bu yaşımdan sonra hiç çekemem. Ne yapacaksa yapsın bir yolunu bulsun. Ya anne. Sen bu kadar üzmesene kendini. Bak Kemal abi çok güçlü bir adam. İlla bir çaresini bulacak ben inanıyorum. İnşallah. Sana ne oluyor böyle bir haller? Hı? Bugün bu kargaşada söyleyemedim de. Cenk Amerika'dan döndü. Aa, bak işte bana böyle haberlerle gel. Diplomayı da aldı. İşte zaten hazır. Oh daha ne? Yok anneciğim sen o kadar heveslenme. Çünkü ortada diploma falan yok. Niye? Okulu bırakmış. Yani daha doğrusu atılmış. Aa, niye? Manyak mı bu çocuk? Ay aman anne ben ne bileyim ya. Yani İstanbul'a geldi ilk beni aradı diye sevindim. Ha. Meğerse babaannesini sordurmak için aramış. Ya hala lise arkadaşı gibi görüyor beni. Cansu, kusura bakma ama bu durumu sen değiştireceksin. Hazır çocuk da buraya gelmiş. Daha ne istiyorsun? Cık. Evdekiler ne demiş? Haberleri yok ki. Aa. Yani işte şeymiş, babaannesiyle yüzleşemezmiş. Emine'nin otelinde kalacağım dedi. Daha ne? Bundan daha iyi fırsat mı olur? Ara annesine söyle. Ay anne saçmalama ne diyeceğim Allah aşkına ya. Bana ne söylüyorsun? Ona da onu söyleyeceksin. Ara kadını.
Yok anneciğim ben yapamam çünkü söz verdim çok fena buluşuruz olmaz. Sen aramazsan ben ararım. Anne saçmalama lütfen verir misin? Ararım arayacak mısın? Anne tamam dur ver. Tamam tamam bir sakin bir dur. Aa. Sen hiç anlamıyorsun değil mi? Kaleyi içeriden fethedeceksin. Sen şöyle tavrını koy ailesine karşı. Ondan sonra gerisi zaten gelir. Anne çocuk beni affetmeyecek ya. Neyin gerisi gelecek Allah aşkına? Aman! Öf. İyi niyetini ortaya koyduktan sonra herkes herkesi affediyor bu dünyada. Ara hadi. Anne tamam dedim ama. Ne var canım? Bir de babaannenle fotoğraf paylaşsan olmaz mı? Olur. Olur da şuna bakar mısın? Şaşkın ördek gibi çıkmışım. Ay komik resmen. Ne güzel işte. Bakıp bakıp gülersin. Gülerim ama paylaşamam. Her halinde paylaşmayıver be yavrum. Bir mahremiyetin olsun. Hiçbir şey olmaz babaanne. Zaten hepsi benim arkadaşım. Şimdi benden bir gece selfie'si beklerler. Sen bir çık karıdan da ben çekeyim. Bana bak, güzel çek, biraz geriden çek. Ne öyle cama yapışmış sinek gibi? Ya babaanne ya, güldürme bak çekemiyorum. İyi iyi tamam, karışmıyorum. Nasıl çekersen çek. Nazar boncuğum kaç cinayet çözdü acaba? Babaanne bak çok kilit noktadayım, ver hadi. Dedektiflik yapacaksan önce matematikten soru çöz, soru. Babaannem zaten ben etütte sürekli bunları çözüyorum. Matematik, Türkçe, edebiyat. Bari evde bir nefes alayım, bir kendime geleyim ya. Tembel tavuk seni. Okul başlayınca dedektifliği ben yapacağım sana. Yakışır ha. Bak sana gözlük falan da takarız. Ha? Seni sıpa seni. Aa, emin misin Cansucuğum? Ama Cenk gelmiş olsa arardı bizi, haber verirdi. Emirlerin oteli mi? Yok tamam canım. Söylemem senden duyduğumu tamam. Tamam sağ ol. Ne olmuş Cenk'e? Cansu'yu da arıyor. Cenk gelmiş buradaymış. Bismillah. Niye bizim haberimiz yok? Neden eve gelmiyor? Allah kahretsin. İnsan bir telefon numarası bir isim falan yazar ya. Alo. İyi akşamlar. Cenk Çelen'le mi görüşüyorum? Evet. Azra ben. Havaalanında valizlerimiz karışmış da. Bu saate kadar beni delirtmek için bekledin herhalde değil mi? Tamam sakin olun aradım işte. Aman neyi? Ben de senin gizemli valizinin kilidini kırmak zorunda kaldım. Pardon yeni görmüşüm. Ama içinde ne bir isim ne bir telefon numarası. Tamam olan oldu. Biz bir an önce değiştirebilir miyiz acaba valizleri? Süper fikir ya gerçekten. Nasıl olacak peki bu saatte? Tabii şu an biraz geç oldu. İsterseniz yarın halledelim. Lütfen. Tamam. Ben yarın size aynı numaradan arayayım mı? İyi tamam. Şey kaçtı. Yüzüme kapattı ya. Ruh hastası. Feride Hanım, isterseniz siz zahmet etmeyin. Ben Cenk'i alıp geleyim. Ben hallederim. Peki. Müsait değilim. Oda servisi falan da istemiyorum.
Kızdın değil mi bana? Ama ben çok korkuyorum Kemal. İnan kendim için değil, çocuklar için endişeleniyorum. Ne olacak böyle? Bir çaresine bakacağım. Ben de bir şeyler düşünüyorum. Ne bileyim, bazı kısıtlamalar yapabiliriz. Yani şey gibi, Gönül'e yarın konuşayım, bir daha gelmesin. Yani kadıncağızı acımadan kov diyorsun bana. Durum böyle, ne yapalım? Ben ona usulünce anlatırım. Zaten bir şey yapmıyor ki. Sadece yemek yapıyor. Mert'i bile ben okula götürüyorum. Ya yapma. Kadının çok emeği var bizde. Var, tamam. Biliyorum. İşler düzeldikten sonra tekrar çağırırız. İyi. Tamam. Madem karar verdin. Şu da yarın başka bir ödeme için ayırdığım para vardı. Buradan Gönül'ün birikmiş maaşını karşılarsın. Alacağı kalmasın bari kadın. Tabii. Ben bunu hallederim. Ne yapıyorsun? Geleyim mi? Gel, gel. Ya Azra, konuşamadık hiç. Gelir gelmez aksiyonun ortasına düştün sen de. Açıkçası ben de durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Ne yapalım? El ele verip çalışacağız, atlatacağız bir şekilde. Umut kuşu cıvıldamaya başladı yine diyorsun yani. Ne yapıyorsun? Saçını taramayı özledim. Ya Azra kuş çocukluğuna döndü desene. Tamam hadi gel, gel. Acıtmadan tara, tamam mı? Tamam, tamam. Kızım yavaş ya. Ay sen de ne nazlı kızsın ha. Rahat dur biraz, yolacağım şimdi hepsini. Hatırlarsan senin saçını ben yoluyordum canım. Ay evet ya, ne ağlatıyordun kızım beni. Cansu abla ne olur saçımı çekme ne olur. Bir de abla dedirtiyordun. Cadısın sen ha. Yalan mı? 2 yaş büyüğüm senden. Ay liseye geçince de abla deme diye kıyameti koparıyordun ama. O zamanlar kendimi yaşlı hissediyordum çünkü ondan. Azra. Hı. Bak şöyle güzel bir model yap. Yarın randevum var, bozulmasın tamam mı? Vay randevu falan. Anlatsana kızım. Kırık bir aşk hikayesi bebeğim. Yani bir varmış bir yokmuş. Anlayacağım belli değil ne oldu. Karşılıksız aşka yanık kalp kokusu alıyorum ben burada. Yandı yandı, dibi tuttu hem de, dibi çok fena. Bana bak, güzel yap tamam mı modeli? Sıkı bir şey olsun. Ben yatıyorum anne. Ablan yattı mı? En son telefonda böyle kelebeğim falan diye şiir okuyordu galiba o sevgilisine ya. Sen kapı mı dinliyorsun? Ayıp değil mi? Ne alakası var? O yaşadığı romantizmden unutmuş kapısının açık olduğunu. Hem ayrıca anne... Ne oluyor? Artık yürürken falan izin mi alacağız evde? Arda bak sinirim tepemde zaten. Hadi git. Anne ben çıkarmadım sinirini tepene. Babaannem geldi diye bu afran tafran. Arda! Hoş bulduk. E aşk olsun ama sana. Sen buralara geliyorsun, bize haber vermiyorsun değil mi? Haberin olmuş ya işte anne. Arkadaşların söyledi. Şeyde, otelden aradılar. Emir'in oradan. Niye yalan söylüyorsun anne? Babaannem söyledi Cansu'nun aradığını. Sen açsındır şimdi. Ben Belkıs'a söyleyeyim bir şeyler hazırlasın. Ha? Aç değilim. Alacağın olsun senin. Biz burada senin yolunu gözleyelim.
Sen koştura koştura oteli arkadaşlarına git. Bir yere koştuğum falan yok anne. Otele gidip yerleşmek yerine şu kapıdan girip de babaannene sarılsaydın ya, ne güzel olurdu ha torunum. Neyse, buna da şükür. Mezun oldun artık, vuslata erdik. Hoş geldin evine. Hadi gel şöyle bir sarıl ver bakalım babaannene. Arif kokulum benim. Ben okuldan atıldım. Ne? Ne dedin sen? Okuldan atıldım babaanne. Mezun olmamı bekliyordunuz ya. Olmadı işte. Ne demek atıldım ya? Olur mu öyle şey? Alttan dersin falan mı kaldı? Dönemin mi uzadı? Vardır herhalde bir telafisi bunun değil mi? Yok. Telafisi yok. Nasıl yok ya? Allah Allah. Sen kaç senelik öğrenci değil misin? Kolay mı öyle adam atmak? Kolay. Öğretim görevlisini dövdüm. Ne yaptın? Oğlum neden böyle bir şey yaptın? Canım öyle istedi. Büyük bir hata yaptım diyeceğin yerde hoca dövdüm diyorsun. Yazıklar olsun sana. Yaptığında övünüyorsun bir de. Olanı söylüyorum babaanne. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Arif kokulum dedim. İlk göz ağrım, ilk torunum. Aslanlar gibi karşıma dikilip istikbaliyle beni gururlandıracak dedim. Ama sen ne yaptın? Bütün emeklerimizi, itibarımızı yerlere serdin. Babanın kemiklerini sızlattın. Baban artık yeter. Adımı hayal kırıklığı dersin, tamam mı? Oğlun Arif de, Arif kokulu Cenk'in de öldü. Neye gülüyorsun? Sen neye gülüyorsun? Okul bitmedi değil mi hala? Vallahi çabalıyorum ama bir türlü peşimi bırakmıyor. Matematik. Matematik, matematik. Ya biliyorsun zaten küçüklüğümden beri sayılarla aram öyle o kadar iyi olmadı. Arda, o okul bitecek. Ya abi acelem yok. Ben yavaş. Ama emin adımlarla ilerliyor. Bu ailenin bir hayal kırıklığına daha ihtiyacı yok. Babaannemin tek umudu sensin. Abi sen? Sen ayrılacak mısın evden? Onlardan çıktım. Yapma abi.
Ya dün gece odama gelen seslerden anladığım bu işte. Bilmiyorum Arda. Bir daha yeni geldin. Ha? Sen beni özlemiş gibisin ya. Özlemiş. Ne alakası var? Hem zaten işe bitsin ben de gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun ya serseri? Artık abimin yanına giderim ha. Hoş geldin abi. Günaydın. Asuman Hanım, günaydın. Börek hazır, sofra da hazır. Çayı da götürüyorum şimdi. Hadi siz de buyurun kahvaltıya. Gönül. Götürmeyeyim mi çayı? Götürürsün. Onu bir koy. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Dün akşam olanları duydun. İstemeden şahit oldum. Aile arasında olur böyle şeyler. Ne olacak canım? Unuttum gitti ben. Mesele duyman değil zaten. Ne anlatacağım ben bunu? Maddi olarak çok kötü günler geçiriyoruz Gönül. Aman Sumra Hanım, maaş için söylüyorsanız ne olacak ki, beklerim ben. Özür dilediğiniz şeye bakın, yabancı mıyız? Maaş için söylemiyorum ben. Yani bir kere başladı. Ardı arkası gelecek bunun. Yani tabii biz de Kemal'le bazı kararlar almak zorunda kaldık. Ne yazık ki seni işten çıkarmak zorundayız. Ama sen çalışkan kadınsın. Her yerde iş bulursun. Referans mektubu da yazacağız. Maaşının geri kalanını da elimize para geçtikten sonra vereceğiz. Ömür, hakkını helal et ama. Aşk olsun. Ne yapalım, buraya kadarmış. Sümra abla ne oluyor? Hayır, ben ister miyim böyle bir şey söylemek? Babamla aldığımız kararları söylüyorum. Sabah sabah herkes yüzünü kararttı. Börek soğuyacak. Gönül, çayı getirsene. Abla. Ablacığım yapma böyle. Ben konuşurum babamla. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Yok kızım, yok. Kimseyi darlamanın, sıkmanın anlamı yok. Durumlar ortada. Dün akşam olanlardan sonra ben böyle bir şey bekliyordum zaten. Sen sıkma canın hadi. Abla olur mu öyle şey? Kuzum yok bir şey. Hadi kahvaltıya hadi. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler yeseydin. Bak Gönül ne güzel börek yapmış. Vallahi özleyeceğiz hamur işlerini ha Gönül. Gönül. Kusura bakma. Ben böyle olsun istemezdim. Üzülmeyin Kemal Bey. İnşallah her şeyi yoluna koyarsınız. Yani iş dediğiniz nedir ki? Bulunur. Size afiyet olsun. Ya, bir dakika, bir dakika. Ben bunları bozduracağım. Mert'in okul taksitini ödeyeceğim. Sumru. Daha değil. Şimdi bekle ha. Niye böyle yapıyorsun? Ha? Bozdurayım işte. Mert'in birikmiş taksitini öderim. İyi olur. Hani üzülmeyecektik. Üzülmek yok. Tamam mı? Kemal.
Kolay gelsin. Alo. Ben Sümrü Güneş. Evet, Mert'in velisi. Zaten ödeme için aradım. Tamam, siz bana bir hesap numarası yollayın. Baba. Söyle canım kızım. Gönül ablayı hemen göndermesek olmaz mı? Ya en azından iş bulana kadar idare edemez miyiz? Boşuna mı çalışsın kadıncağız? Çalıştırıp para vermek daha kötü değil mi kızım? Haklısın, haklısın da. Durumu toparlarsak tekrar çağırırız ama değil mi? Tabii çağırırız. Akşam erken gel, olur mu? Tamam kızım. Bakarız durumlara, gelmeye çalışırım. Hayır baba, bakma durumlara. Erken gel işte. Hem sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Hı hı. Neymiş o? Bilmem ki, sürpriz işte. Azra. Hani diyorum, belki bugün birileri doğmuştur. O doğan kişi de benim babamdır. Aa, unutmamışsın. Unutur muyum hiç? Akşama sana kendi ellerimle pasta yapacağım. Birazcık da acemi şef pastası ye. Ne dersin? Yok, ben o zaman kesin geç gelirim. Çünkü acemi şefin pastasıyla Zeynel'i doğum günümü hastanelerde geçirmek istemem ha. Ya baba, aşk olsun, sen bana güvenmiyor musun? Güzel yapacağım, söz. Canım kızım, sen benim önüme zehir koy, gözüm kapalı yerim. Tamam, akşama görüşürüz. Baba. Söyle canım kızım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Ben de seni çok seviyorum. Meleğim. Anne. Çıkıyor muydun? Evet. Bir şey mi diyeceksin? Ya anne, ben gerçekten sabaha kadar uyumadım. Ya biraz fazla haksızlık etmiyor muyuz Cenk'e? Tamam, olmuş bir hata ama... Olmuş bir hata demek. Koca bir 5 sene verilen emek, atılıp bitti demekle böyle kolay çöpe mi gidecek? Haklısın tabii. Yani sen de onca para döktün. Sonuçta... Serap. Sen beni para döktüğüm için mi yıkıldım sandın? Anladığım bu mu kızım? Ya iyi de anne... Verdiği emeklerin nasıl görmezden gelirsin? Onca mücadelesini okuldan atılıp geldim demek için mi verdin? Sordun mu bunu ona? Anne tamam, yerden göğe kadar haklısın. Ama olmuş bitmiş, bu kadar üstünde durmasan artık. Durma öyle mi? Niye gitti buradan? Memlekette okul kalmamış gibi Amerika'da okuyacağım diye niye tutturdu? Neden kaçtı bu evden? Hiç düşündün mü? Şimdi çıkmış karşımıza, okuldan atıldım diyor. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Efendim Cansu. Şey, seni merak ettim de ne yaptın? Ne mi yaptım? Dün gece kaldığım otel babaannem tarafından basıldı. Sonra onun tarafından alınıp eve getirildim. Otelde direnmedim çünkü velisi tarafından uygunsuz bir yerde basılmışım gibi herkesin beni izlemesini istemedim. Ve bütün bunlar bana çok anlamsız gelirken arkadaşım dediğim kişinin... Annem aramasına hiç anlam veremedim. Dolayısıyla bu arkadaşlık bende anlamını yitirdi. Başka söylemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum. Cenk bak, ben sadece senin... Kapattım. Anne ya, of ya. Yapacağım ben şimdi.
Abla, hep görüşeceğiz değil mi? Görüşeceğiz tabii gülüm. Ne biçim söz aşk olsun. Ölüme gitmiyoruz ya. Nasıl olacak bu ev sensiz? Hele Mert için, Mert için çok zor olacak ya. Hiçbir şey olmaz. Ben arada gelir yoklarım sizi. Sen de bana kahve yaparsın. Yaparsın değil mi? Yaparım tabii. Niye yapmayayım? O zaman bırakıyorsun şimdi fasulyeleri falan. Oturup keyfine bakıyorsun, tamam mı? Olur mu kızım öyle? Gidiyoruz dediksek akşama sofrayı boş bırakacak değiliz ya, ayıp. Akşama ne yiyecek millet? Pasta. Git kız, olur mu öyle şey? Olur Gönül Hanımcığım, olur. Bugün babamın doğum günü ya. He? Akşam ona kendi ellerimle pasta yapacağım. Söz verdim. Aa, niye söylemiyorsun kızım? Tamam o zaman. Malzemeler, un, şeker. İyi misin oğlum? Sen bir şey de yemedin değil mi bugün? Hadi bak babaannen yok. İnelim aşağı bir şeyler ye hadi. İstemiyorum. Tamam buraya getirteyim o zaman. Hayır. Belkıs'a söyleyeyim de valizini boşaltsın seni yerleştirsin. Hayır. Sakın dokunma o valize. Tamam. Yanarsın. Yanmam, yanmam. Maşallah. Pek yakıştı eline. Aa, krema, krema. Telaştan tabii. Ne acelen var kızım? Abla, benim valizi teslim etmem lazım ya. Ne valizi? Sorma, ben bu alanda başkasının valizini alıp gelmişim. Ay şaşkınım benim. E kimse o kendi getireydi valizi. Aman yok. Kıçığın teki zaten biliyor musun? Ben gidip geleceğim, bir yerde buluşacağız ama bizimkilere de bir şey diyemedim telaşlanmasınlar diye. Sen git işini hallet, ben dökeyim kremayı. Gerçekten mi? Tabii canım. Ay ya abla sen bir tanesin. Bir... Çok çok sağ ol ama bak güzel yap ha, boğma ben yaptım diyeceğim. Ne oldu? Hallettin mi para meselesini? Şerefsiz bunlar abi, şerefsiz. Telefonlarımı açmıyorlar. Sabahtan beri delireceğim ya. Ne yapıyorsun abi? Kim delirdi ha? Kim delirdi? Yetti artık. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Kemal bırak, boğacaksın beni. Ben boğulmuşum zaten. Nefes alamıyorum. Bitirdin beni. Kemal Allah aşkına bırak. Bana bak. Defol git. Parayı bul, bu işi bitir. Yoksa ben seni bitireceğim. Menüyü arzu ettiğiniz gibi değiştirdik. Bakmak ister misiniz? Soluklanayım, birazdan bakarız. Nasıl isterseniz. Ha, bu arada aşiv için baktığımız dersenin sahibiyle anlaştık. Şükür. Arif'imin ruhuna hediye olsun. Hemen ne icap ediyorsa yapıverin. Yoksulların, kadınların, öğrencilerin, her kimin derdi varsa derman olsun. İnşallah Allah kabul etsin. Büyük sevaba giriyorsunuz. Efendim yeni menü tadım için hazır. Ben aşağı inecektim. Niye zahmet ettiniz? Yormayalım dedik efendim. Ay getirin o zaman. Koy bakayım şuraya.
bakalım neler yaptınız. Bismillah. Biraz daha yoğun olabilir. Ona dikkat edin. Tamamdır Feride. Lezzetli zeytinyağı. Hissediliyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Dediğiniz gibi özel sıkım zeytinyağı kullanıyoruz. Tamam. Dediklerime dikkat edin. Benim için menü tamamdır. Kaldırabilirsiniz. Otursana, ayakta kaldın. Sağ ol. Cenk de döndü İstanbul'a. Yakında işe başlar inşallah. Öyle mi? Gözünüz aydın. Ne diyelim? Hoş gelmiş diyelim o zaman. Sağ ol. Sürprizi pek hoş olmadı. Allah Allah. Kötü bir şey mi oldu? Okulu bitirmesini umuyordum ama maalesef okuldan atılmış. Ne diyorsunuz? Neden? Meselenin aslını tam öğrenemedim ama hoca dövdüğünü söyledi. Sen Tarık'ı bir yokla da belki ona bir şeyler anlatmışsa. Tabii, ben konuşurum. Çok şaşırdım. Olacak şey değil. Cenk biraz dik başlıdır ama öyle kolay kolay şiddete başvurmaz. Ben de şaşırdım açıkçası. Neyse, anlayacağız. Sen şu aşevi proje dosyalarını getir de son düzenlemeleri yapıverelim seni. Tabii. Nihayet. Evet Azra Hanım. İşe gücü bıraktım, valizimden haber bekliyorum. Telefona da çıkmadın. Duymadım, kusura bakma. Şimdi duydum. Kaçta nereye geleyim söyle. Bak ama geç olmasın. İçindekiler lazım bana. Ne? Yok, orayı bilmiyorum ben. İyi tamam, konum atarım, gelirsin o zaman. Yani aramadan mı duracaksın? Böyle bekleyeceksin mi? Sumru abla, benim küçük bir işim vardı. Hemen gidip döneceğim, olur mu? Tamam canım. Bir de akşam için pasta yaptım. Babamın doğum günü ya, haberiniz olsun. Ay ne güzel, teşekkür ederiz. Hadi bay. Dediklerimi unutma. Geçeceksin karşısına. Kendine güvenle. Yaptığının iyi niyetli olduğunu ona ikna edeceksin. Ki zaten öyle, değil mi? Anne, ben Cenk'i tanıyorum. Ya kızdığı zaman kimseyi dinlemiyor. Gözü hiçbir şey görmüyor, biliyorum. Kaç senelik arkadaşsınız siz, ha? Olur öyle. Uzun süreli arkadaşlıklarda olur. Küsersin, barışırsın sonra. Gönlünü alırsın, biter. Ay, beceremem diyorsa. Tabii o çocuğu hayal bile etme bence. Bak Cansu, ne olur biliyor musun? Birisi o çocuğu kolundan tutar, sana göstere göstere alır götürür. Sen de böyle baka kalırsın. Bu musun sen? Aciz misin? Ha, sevdiğin adamı böyle başkasına vereceksen, kaybetmeye göze oluyorsan benim de söyleyecek bir lafım yok zaten. Yani o kadar da uzun boylu değil. Ben Cenk'i kaybetmeye göze alamam. E iyi o zaman, tamam. Ver telefonu, ver. Ben arattım diyeceğim ya, zorladım diyeceğim. Olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü sevdiğin adamı sen kendin elde edeceksin. Öyle oturmakla da olmaz. Plan yapacaksın, çaba göstereceksin. Ona göre adımlar atacaksın. Hiçbir şey öyle oturarak olmuyor hayatta. Biraz çabalaman lazım. Karnımız da doydu. Hadi paşam, hazırlan bakalım. Piyano. Piyano tabii ya. Hadi koş. Koş 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 koş. Ben de çıkayım artık Sumru Hanım. Akşama kalsaydın kızları da görmüş olurdun. Veda etmeye dayanamam, üzülürüm. Gerek yok. Kalma o zaman. Ay üzülme diye söyledim canım. İnsanın başına her şey gelir. Hayat bu. Bunca yıl ekmeğini yedim Kemal Bey'in, hakkını ödeyemem. Çok iyi insandı. Ama sizin yüzünüz gülse de İçiniz doğrulmaz bana karşı, bilirim. Of Gönül, gene ne söylüyorsun Allah aşkına, of!
Aa, Cenk ne yapıyorsun? Nereye? Ya sen de büyütme bu kadar şunu. Bir şey büyüttüğüm yok anne. Valiz benim değil, havaalanında karıştırmışım. Onu teslim edeceğim. Cenk. Biraz konuşabilir miyiz oğlum? Okuldan atılmanla ilgili bir açıklaman olacak herhalde. Üniversitede öğretim görevlisi dövecek kadar seni öfkelendiren neyse bilmek isterim. Ne olduğunun bir önemi yok babaanne. Atıldım geldim işte. Ama merak etmeyin, fazla kalmayacağım. Kendi hayatımı kuracağım. Burada kurulu bir düzenin var zaten oğlum. Neden ona sahip olmak yerine boş hayallerin peşinden gidiyorsun? Babaanne yapma, vazgeç artık şundan. Sizin geleneğiniz, sizin kurallarınız, sizin istekleriniz, sizin tayin ettiğiniz bu istikbal. Ben bunları istemiyorum. Yeter artık, bitsin. Cenk! Anne ben anlatamıyorum galiba. Ben kendi işimi kuracağım. Bu benim hayatım. Doğru. Senin hayatın. Ve ben senin refahın için neyim varsa kendi ellerime sana verecektim. Hatta daha fazlasını. Ama bunu hak eden bir oğul olarak karşımda durabilseydin keşke. Bana dayattığın o köhne işinden de, boynuma doladığın o geçmiş yularından da kurtulmak istiyorum. Anladın mı? Bitsin artık. Anne! Anne iyi misin? Berkız, Hasan! Kolonya bir şey getirin şuradan. Anne, anne dur şurayı açıyorum. Eh Cenk, Allah seni ne yapsın? Anne iyi misin? Anne sus aç. Cenk nereye? Ya bir dinleseydin. İyiyim ben, iyiyim. Hanımım ayaklanmasaydınız hemen. İyiyim, iyiyim. Telaşa lüzumu yok. İyiyim ben. Cansu. Ne oldu, siz iyi misiniz? Yok, pek değilim. Cenk'le karşılaştım, şimdi çok öfkeliydi. Gel, içeri geç de konuşuruz. Alo. Ben geldim dediğin yere. Neredesin? Ne işin var orada? Ya sen benimle oyun mu oynuyorsun? Hiç oyun oynayacak havamda değilim. Konum atıyorum, istersen gel buraya sen de. Taksiciye göster, o getirir seni buraya. Şuna bak ya. Dalga geçiyor resmen benimle. Yardımcı olabilir miyim? Hiç sanmıyorum. Restoranla ilgili bir problem varsa eğer ki... Ha, yok, sizinle ilgili bir durum değil. Hatta restoranınız çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Galiba kalmıyorsunuz. Olur da tekrar gelirseniz mutlaka çikolatalı sufleyi yiyin. Aslında ben kanolliciyim ama belki denerim. Teşekkürler, iyi günler. İtalyan mutfağı. Güzel. İyi günler, yine bekleriz. Usta da yok. Sen de çık oğlum artık. Yarın da gelme. İnşallah yoluna girer abi. He abi, bugün sen yokken elektrikten geldiler. Voltaj ölçümüne mi ne baktılar? Caddenin genelinde altyapıda bir sorun varmış. Müsa abi uğramıştı. Hatta o konuştu adamlarla. Siz tartışırken anahtarını unutmuş. Onu alıp gitti. Hiçbir şey düşünecek halim var mı oğlum ya?
Dükkan mı kaldı ortada? Peki abi, iyi günler. Güzel bir vedayı hak ettin ha Ekmek Teknem. Vay be Kemal Usta. Hayatın niyesi nasılı yokmuş demek. Ben böyle koşarım senin peşinden. Sen yeter ki konum at. Ben gelirim senin istediğin yere. Allah'ım ya. Sonuçta geldin işte. Hem de valizle. Boş boş konuşma. Valizle sana gelmedim. Sana valizini getirdim. Sinirlenmeyip dinlersen sana bir açıklama yapmam gerekiyor biliyorum. Ben buraya sık sık gelirim. Özellikle bir şeyler yolunda gitmediğinde. Manzarası sakinleştirir. Aşağı bakarsan uçurum. İleri bakarsan hayat. Tamam, hadi bırak felsefe yapmayı. Bak, benim vaktim yok. Ver valizini, ben de gideyim. Ya anlamıyorsun bak, bugün benim babamın doğum günü. Ve o valizin içinde de ona aldığım hediye var. Yani bir an önce gitmem lazım, anladın mı? Ne güzel. Benimki öldü. Üzüldüm baban için. Ben de valizini veremeyeceğim için üzüldüm. O yüzden zaten bir açıklama yapmam gerekiyor dedim sana. Neden veremiyormuşsun? Çünkü yanımda değil. Evden çok hızlı çıktım. Ailevi bir krizi anı işte. Ya sen şaka mısın? Madem valizimi getirmedin, beni ne diye buralara kadar sürükledin? Çünkü evden öyle çıkınca seninle buluşacağımı unuttum. Ben de doğrudan buraya geldim işte. Ha, anlaşıldı. Yani öyle başına kötü bir şey geldi. Manzara, sakinlik falan derken olan benim valiz oldu, öyle mi? Tamam, vermiyorum ben de valizini. Ne zaman benimkini verirsin, o zaman alırsın, anladın mı? Bir dakika dinler misin beni? Vermeyeceğim. Canımı acıtıyorsun, bırakır mısın kolumu? Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Canını yaktığım için ve valizin için. Benim gitmem lazım. Telefona ulaşılamıyor. Anne, bak bunun inadı tuttu, yine eve gelmeyecek. Ya şu Emirlerin otelini bir arasak mı ha? Otele motele gidemez artık. Bakacak başının çaresine. Nasıl yani gidemez? Ne demek şimdi bu? Ben istirahate çekiliyorum. Sen de yat artık, dinlen biraz. Bu valiz neden hala ortada? Bel kız! Şu valizi Cenk'in odasına kaldırır mısın hemen? Mesut, yarın dükkan yok. Bir sonraki günde artık evim yok. Ama asıl canımı yakan ne biliyor musun? Artık bir
kardeşim de yok. Efendim? Ne? Patlama mı? Babam? Ablacığım, ablacığım sen bizi burada bekle, tamam mı? Aferin, nasılsın? Lütfen uzaklaşmayın. Bir şey söylemiyorum. Şimdi yapmamıza engel olmayın. Lütfen uzaklaşır mısınız? Fazla yaklaşmayın. Aslan biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Lütfen. Kardeşim polisim ben. Olay yeri burası. Bir patlama oldu. Beni düşürmüş bu telefonu. Peki Azra? Azra kim bilmiyorum. Hadi kardeşim meşgul etme. Burası Kemal'in yeri diye bir yer. Kim o? Kim o? Lütfen.
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Merhumun ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. Kartlarını kapattırmış. Ne yaptın? Ne haldesin? Ara beni, merak ediyorum. Sunucuğum. Hadi gelin sizi biz bırakalım eve. Yok, araba kullanabilirim ben. Emin misin? Eminim. Sağ ol. Hülya, ben arabayı çalıştırayım. Tamam. Hazır abi. Çok üzgünüm canım. Akşam yanında kalayım ister misin? Yok Zeynep, sağ ol. Başka zaman görüşelim, olur mu? Tamam canım, siz de. Hadi çocuklar, biz de gidelim artık. Mert, hadi. Abla siz, gidiniz biraz daha kalalım, olur mu? Emin misin ya? Eminim abla, eminim. Siz gidin, biz daha sonra geliriz. Ben polis telefonunu bırakmıştım. Sen de kalsın, dolaşalım, tamam mı? Gönül, insanlar gelir şimdi, sen de gel. Ne
Artık yanımızda olamayacak Mert. Babam gelecek akşam. Baba. Her şeyi öğrettin bana. Her şeyi. Bensiz yapamayacağım. Yapamayacağım hiçbir şey yoktu benim. Ama sensiz nasıl yaşayacağımı öğretmedin ki. Nasıl ayakta duracağımı öğretmedin. Ben bile geri gelmeyeceğini kabul edemiyorken Mert'i nasıl inandıracağım? Nasıl anlatacağım? Nasıl diyeceğim baba geri gelmeyecek diye? Sesi yok. Yanımda kal. Bana bir söz ver Azra. Kardeşinin elini hiç bırakmayacaksın. Söz mü? Söz babacığım. Ben size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Mert'i asla yalnız bırakmayacağım. Asla yalnız bırakmayacağım. كفروا للذين آمنوا أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون مرت başka türlüsünü bilmiyor ki Masum. Haklısın Sumru'cum. Eğer yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa lütfen çekinme söyle Sumru. Evet Sumru lütfen söyle. Var tabii olmaz mı? Var. Biz malum Kemal artık yok. Avukatla bir konuşalım da nasıl adım alacağız ona göre ilerleyelim. Yani sakın yanlış anlama. Ama birinin de bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor bir ben varım. Burç mu? Ne borcu bu? Mesut Darboğaz'a düşünce Kemal'cim aldık kalbi rahmetli. Bankadan kredi çekmişti.
Ona elden bir para vermiş, onu söylüyorum. Rahmetli sana ne anlattı bilmiyorum ama... benim Kemal abimle hiçbir para işim olmadı. Olmadı. Ne? İnkar mı ediyorsun sen şimdi? Olmayan bir şeyin neyini inkar edeyim Sumru? Yani Kemal... Kemal niye böyle bir şey dedi, gerçekten bilmiyorum. Ne oldu o kadar para? Nereye gitti? Uçup gitmedi ya. Belki başka bir kadın vardı. Babam yapmaz öyle bir şey. Tövbe tövbe, şimdi ölmüş adamın arkasından böyle konuşuyorum ama yani... belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi müsaadenle sonra. Hadi Zeynep. Ben bunun arkasını bırakmam yalnız, haberiniz olsun. Hani hala inanamıyorum. Pes. Yani bir de utanmadan iftira atıyor. Terbiyesiz. Ah Mesut, ah sen bunlara o kadar çok yüz verdin ki... şu görgüsüz Sumru başımıza adam oluverdi. Ya Hülya, sen de ikide bir aynı şeyi söyleyip durma. Ben ta o zaman kendi şirketimi açıp yollarımı ayırdım zaten. Ama arada dostluk var, öyle bir anda bırakılamıyor. Gördün işte dostluğu. İftirayı yapıştırıverdi. Dua etsin cenaze evindeydik. Yoksa hayatta yutmazdım o lafları. Azra'yı da kendine benzetmiş. Hemen oradan babam yapmaz deyip çıktı. Azra'nın bir suçu yok. Kızım sen de... Ha tabii. Azra hep doğru zaten, ben yanlışım. Bir bitmedi bizi yarıştırmanız. Aa Zeynep tamam. Sen de taktın Azra'ya. Yok bitti gitti, kalmadı havası artık. Kapatın şu mevzuyu. Hı? Tamam artık. Feride Hanım, imzanız için bekleyen dost. Feride Hanım. Dağılmışım. Ne vardı? İmzanız için bekleyen dosyalar vardı da. Bu arada Tarık'la konuştum. Cenk akşam oraya da uğramamış. Ne yapsak, birilerine mi sordursak acaba? İmzalar tamam. Çıkabilirsin. Kuyruğu kıstırıp eve döneceksin Cenk. O arabanın benzini nasılsa bitecek. Ansızın Türkiye'ye dönüyorsun. Sonra böyle bir garip olaylar, kararlar aldın. Peki nedir şimdi son durum, anlamadım. Anlamayacak bir şey yok abi. Babaanneme resmi çektim işte. O da beni parasızlıkla sınıyor. Kartlarımı iptal edince peşinden koşacağımı zannetti. Ne olacak peki şimdi? Babamdan payıma düşen neyse onu alacağım. Kendi işimi kuracağım, yoluma bakacağım yani. Cenk, bak bu böyle olmaz. Ara babaanneni, güzel güzel konuş. Hem bak annen arada kalıyor, olan kadını oldu. Mesaj atmış zaten o da. Bir zahmet ara istersen sen de, merak ediyor seni. Bana bak, sen dün neredeydin? Bana da gelmedin, paran yok, kartın yok. Çok tuhaf şeyler oldu. İlginç şeyler yaşadım. Durduk yere başka birinin hayatına tosladım. Belaya falan bulaşmadın değil mi? Yok yok. Büyük bir acıya tanıklık ettim sadece. Yine başladım bilmece gibi konuşmaya. Abi tamam boş ver ya. Sen bir kahve versene. Şu fasulyeleri akşamdan ıslasaydın ya. İlahi Serap Hanımcığım, duyan da ilk kez kuru pişiriyorum sanır.
Pişmiyor ama Belkıs. Dişime değiyor. Boşuna mı söylüyorum? Alo. Oğlum neredesin? Öldün meraktan. Kimse meraktan ölmez anne, abartma. Ben Tarık'ın yanındayım. İstersen gel burada konuşalım. Ha bak, babaanneme falan haber verme. Onu getirmek gerçekten bozuşuruz. Tamam tamam, getirmem. Söz, yalnız geleceğim. Hadi. Elektrik kontağı mıymış? Allah Allah. Tamam, akşam gelin konuşalım. Tamam. Sumru abla, ne oldu? Bir şey mi oldu? Patlama elektrik kontağındaymış. Rapor çıktı. Elektrik kontağı mı? Babam ihmal etmezdi ki böyle şeyleri. Bana garip geldi. Ah Asra. O kadar zor zamanlardan geçiyordu ki. Dalgınlığına şaşırmıyorum doğrusu. Bak bir de Mesut meselesi var. Alacak verecek yok diyorlar. Yok, bir yanlışlık var orada. Hayır o kesin de. Onca para nereye gitti? Hülya da abuk sabuk konuşup sinirimi zıplattı zaten. Hülya ablaya da cevabını vermeni beklerdim ama. Ben onun ağzının payını verirdim ama dua etsin, cenazemiz vardı. Ama sen daha dur. O lafların hesabını bir bir verecek. Yok öyle boş keseden laf sallamak. Yapma Cenk. Bak babaannenle bu şekilde baş edemezsin. Ben baş etmeye falan çalışmıyorum zaten. Size ne istediğimi net bir şekilde söyledim değil mi ben? Niye bu kadar büyütüyorsunuz, ben bunu anlamıyorum ki. Ha büyütüyoruz. Okuldan atılıyorsun. Elini kolunu sallayarak İstanbul'a geleceksin. Üstelik bize haber vermeyeceksin. Neden, niçin hiçbirinin cevabı yok. Sence normal mi oğlum bunlar? Siz sordunuz, ben de doğru olanı söyledim. Bundan sonrası için bir karar aldım ben de. Ama duymadığım laf kalmadı tabii. E sen kılıcını çekip babaannene doğrultursan olacağı bu. Oğlum, işini gücünü kurup hayatını düzene sokmanı ben de istiyorum. Ama yolun yanlış. Biraz dişini sık. Kadın zaten her şeyini sana teslim etmeye hazır. Ha sonra da şirketi satar mısın? Başka bir iş mi kurarsın? Orası senin bileceğin iş. Ama bu şekilde olmaz. Babaannenin karşısında değil, yanında olacaksın. Bitti mi? Bitti. İyi. Serap teyze. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. Şu arkadaşına söyle de aklını başına alsın biraz. Anneler hep bunu ister kızma. Kahve için sağ ol. Nereye? Hindistan'a. Aman diyeyim babaanneme söylemeyin. Bak ya Cenk. Bak 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 bak. Şu kadarcık ateş insanı bu kadar yatırır mı? Hadi kalk bakalım Nazlı prenses seni. Girebilir miyim? Nasılsın? Her yerde babam görüyorum Cansu. Sanki ölmemiş gibi. Sanki her an şu kapıdan girecekmiş gibi. Bak ben babamı hiç tanımadım. Ama Kemal abi çok iyi bir babaydı. Ne söylesem acını dindiremeyeceğimi biliyorum. Azra kuşum. Bak çok perişan oldun. Dinlenmen lazım. Uyu biraz, tamam mı?
Yunanistan uçağına bilet bulamadın mı? Sen patatesleri yakarsın diye geldim. Yeni attım, bak senin sevdiğin gibi iyi pişmiş. Canını sıkan her neyse anlatacak mısın? Daha benim bünyem bile alışmadı ki. Bak bu arada tepeme ışık da yakarsın sen şimdi. Sorgulamaya da başlarsın. Bu duruma geleceksek ben çıkayım gideyim. Anlatma kardeşim, tamam? Anlatma. Ama sonra bana gelip yok keşke onu öyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım diye de hayıflanmayacaksın, tamam? Ne yaparsan kendine yaparsın diyorsun. Hayır öyle demiyorum. İnatla paylaşmadığın için hıyarın tekisin diyorum. Tabak çıkar şuradan. Masaya gidiyorum. Bak isteyince çok mantıklı oluyorsun. Haciz kararını durdurmanın imkanı yok. Çünkü karşı tarafın avukatlarını ikna edemedim. Biz bunu tahmin ediyorduk zaten. Kemal Bey sağlığında bir hayat sigortası yaptırmış. Bununla ilgili bilginiz var mı? Yok. Haberim yoktu. Çünkü sigorta bayağı yüklü bir ödeme yapacak o yüzden. Ne kadar mesela? 2,5-3 milyonu bulur herhalde. Prime göre hesaplıyorlar çünkü. Bunu hemen öderler mi yani? Hemen ödeme yapmaz çünkü bunun için bir veraset ilanı çıkarmanız lazım. İlan çıktıktan sonra ödemeyi yaparlar. İsterseniz bir Azra Hanım'la konuşun siz. Abi, Azra çok kötü durumda ama. Yani bunların peşinde koşturamaz şu anda. Siz şimdi vekaleti alırsanız bunu sizinle daha rahat takip edebiliriz. İsterseniz ben bunları buraya bırakayım. Azra Hanım'ın imzaları lazım olacak çünkü buna. Ha tamam tamam, ben bunu hallederim. Peki, ben müsaadenizi rica ediyorum o zaman. Müsaadesiz. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Burada. Görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun sen? Azra'ya sandviç hazırladım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi çocuk. İyi yapmışsın. Ver onu, ben götürürüm. Sen bana bir çay getir, hadi. Peki Sumra abi. Azra, sen dünden beri hiçbir şey yemedin. Hadi bakalım biraz bir şeyler ye. Yok Sumra abla, çok sağ ol, hiç istemiyorum. Aa, olmaz öyle ama. En azından meyve suyunu iç, toparlanman lazım. Azra, az önce avukat geldi. Yani bu babanın borç takibi için resmi işlemler falan varmış. Ben de dedim ki Azra çok kötü durumda. Kötüsün çünkü. Ama sen hiç dert etme. Eğer bana bir imza verirsen ben her şeyi halledeceğim, tamam mı? Tamam abla, çok sağ ol, iyi düşünmüşsün. Hiç uğraşamam şu an gerçekten. Asıl Mesut amcanın borcuyla ilgili bir şey yapabiliyor muymuş? Sordun mu avukata? Yok canım, yok. Yani avukat bakmış ama ortada belge yok. Hiçbir şey ispat edemiyoruz. Hadi iç şu meyve suyunu, koy şunu imzala. Ver imzalayayım şimdi. İyi, şimdi imzala. Nereye? Bak şuraya. Başka var mı? Yok. Sumra Hanım, çayınızı getir. Ay vallahi çok sağ ol Gönülcüm. Senin de hakkın ödenmez ha. Yani sabahtan beri koşturuyorsun. Olur mu öyle şey Sumra Hanım? Rahmetliye karşı son vazifem bu. Sen iyi misin kuzum? Yok abla ya. Her şey kabus gibi şu an. Ay ben de gidip dinleneyim bari. Sabahtan beri sersem oldum gelen giden. Hadi iyi geceler. Azra'cığım onları ye ama. Ne imzalattı o sana? Babamın borç takibi için avukat getirmiş. Sumra abla benim yerimi halledecek. İyice okudun mu? Nedir ne değildir? Yok abla, şu an hiç uğraşamam gerçekten. Öyle deme. Her şeyi beklerim ben bu sonunda.
Bak rahmetlinin toprağı kurmadan para pul işlerine daldı. Yok abla, alacak verecek için lazımmış. İnşallah öyledir. Azra, polisler bugün eve telefon etti. Babanın yanan dükkandan teslim alınması gereken özel eşyaları varmış. Ben Sumru Hanım'a söyledim ama avukatla ilgilendiği için oralı olmadı. Tamam, tamam ablacığım, sağ ol. Ben yarın gider alırım. Olmaz öyle şey. Tek başına göndermem seni. Ben de seninle gelirim. Sabah erkenden gider hallederiz. Hadi sen şimdi lokma bir şeyler ye. Güzelce uyumaya çalış, olur mu? Sağ ol ablam. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Yanımda olacağım tabii canım. Sen benim canımsın. Canımın ta içisin. Bence senin karar vermeden önce bir sağlıklı düşünmen lazım. Bir doğrularınla yanlışlarınla bir yüzleş. Bir onlarla el sıkış. Bak senin karşında bir duvar var. Sen o duvarı görüyorsun ama asla birine basmıyorsun. Cenk. Oğlum yatsana, saat kaç oldu? Daha nereye gidiyorsunuz siz, hayırdır? Karakola. Size demiştim ya, Kemal Bey'in özel eşyaları teslim alınacak diye. Ay, o bugündü değil mi? Ay, kusura bakma Azra'cığım. Ya ayağım hiç götürmüyor. Şimdi oraya gidip yine kahrolup üzüleceğim ama. Ben teslim alırım abla, merak etme. Zaten Gönül abla da yanımda. Kafamı toplayayım da öyle gideyim dedim. Ben de şu evrak işleriyle ilgileneyim bari. Bakma sen, büyük iş onlarda ha. Neyse siz gidin. Kahvaltı edelim beraber. Canım istemiyor anne. Toparlan artık. Gören de senin babanı düzeltecek. Anne. Nasıl böyle olabiliyorsun? Benim için de hiç kolay değil. Güçlü olmak zorundayım. Seni ayakta tutmak için. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Yani çok fazla borç var. Evi de boşaltacağız dedim. Sen bunları kafana niye takıyorsun? Ben düşündüm. Her şeyi düşündüm. Kemal Güneş'in evi değil mi? Evet. Haciz kararı için işlem yapmamız gerekiyor hanımefendi. Bakın bize biraz daha süre tanısanız, avukatla tekrar görüşsek. Dün bu evden cenaze çıktı beyefendi. Ya biraz insaflı olsanız lütfen. Bakın hanımefendi, sizi çok iyi anlıyorum ama sonuçta biz de emir koluyuz. Yani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Sizden ricam, sadece bize yardımcı olun. Lütfen. Yukarıda piyano var. Arkadaşlara yardım edin. Beyefendi. Bari piyanoyu almasanız. Ya benim kardeşim otizmli. Piyano onun için çok önemli. Lütfen onu almayın bari ya. Anne. Müsait misin? Geleyim mi? Gel tabii Serap. Buralardaydım da bir uğrayayım dedim. Hayırdır, gergin gibisin? Cenk yok ortalarda. Merak etme, dönecek eve. Biraz sıkıntı çekecek, eriyi doğruyu anlayacak. Ya iyi de anne, o hiç parasız kalmadı ki.
Başka bir çözüm mü bulsak? Ay cezalandıracağız derken öfkelenip iyice uzaklaşmasından korkuyorum. Gelinim. Sen bir anne olarak kararlı duracaksın ki oğlun da seçimlerini yaparken daha mantıklı düşünebilsin. Haklısın ama... Arada kaldığını hissederse kötülük edersin. Daha çok yalpalar. Düzelecek. Güven bana. İyi. Sana kolay gelsin. Serap. Sakın arayıp da para vermeye kalkma. Sabah karşı yattın. Uyandırmak istemedim kardeşim. Ben işe gidiyorum. Mert'i sakinleştirmeyi denesene. Anne sana diyorum bir şey yapsana. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmeleri lazım. Ay başım tuttu zaten gürültünüzden be. Nasıl Mert, iyi mi?
işte uyuyor şimdi. Perişan oldu çocuğum. Azra'cığım. Buraya bir gelir misin? Seninle konuşmam gereken bir konu var. Ben de mutfağı toparlayıp çıkayım. Topla çık sen de. Gel, gel. Birlikte çok acı günler geçiriyoruz. Evet ama merak etme. Toparlayacağız kendimizi. Birbirimize destek olarak toparlayacağız kendimizi. Değil mi? Toparlayacaksın tabii. Sen çok güçlü bir kızsın. Çok güçlüsün. Ben buna inanıyorum. Ama ben... Cansu için mecburen ayakta kalıp kendime bir yol çizeceğim. Sen de kardeşine sahip çıkacaksın. Sen de kendi yolunu kendi çizeceksin. Ne yapacaksın? Anlamadım. Nasıl yani? Anlamayacak bir şey yok Azra'cığım. Durum ortada. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Artık beraber devam edemeyiz. Herkes kendi yoluna. Ama ben evden ayrıldıktan sonra kardeşinle beraber kendine harika bir hayat kuracağına eminim. Benim gözüm arkada değil senden yana. Güçlüsün sen. Mert. Mert buna hazır değil Sumru abla. Bu halde Mert'i yalnız mı bırakmayı düşünüyorsun? Ben kimseyi bırakmıyorum ki. Durum ortada işte. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Mert için senin sevgin ve ilgin benimkinden çok daha kıymetli bir kere. Olmaz Sumru abla, olmaz. Mert, sen Mert'i nasıl yalnız bırakırsın? Mert hayatı değiştirse mahvolur çocuk. Hem biz nereye gideriz? Ne yaparız? Ne demeye çalışıyorsun? Ne yapacağız biz sensiz? Kendinize yeni bir hayat kurana kadar Mesut amcanla beraber yaşarsınız. Babanın çocukluk arkadaşı. Sahip çıkar sizi. Hem şimdi sen bunlara takılıp da merak etme lütfen. Hayır, sanki her şeye ben sebep oldum. Çıkmadın mı sen hala? Çok kolay sanki bunları konuşmak. Azra. Ağlama kuzum. Niye ağlıyorsun ki? Allah biliyor, ben hiç şaşırmadım. Ya abla, kaç yıl aynı evde yaşadık. Aynı olduk biz. Ben nasıl görmemişim onun gerçek yüzünü ya? Nasıl görmemişim? Ben sana söylüyordum ya, içim doğrulmuyor ona karşı diye. Bu yüzden işte. Alır Mert'i bize gelirsin. Bir de şeye kıvrılırsınız abla kardeş. Ablam benim. Çok sağ ol ama ben sana yük olmak istemiyorum. Önce bir Mesut amcalara gideyim ben. Belki babamla aralarında ne olduğunu da anlatır bana. İnsanın hakikati acı günde ortaya çıkarmış. Gelmek üzere. Hazır mısın? Hazırım. Al. Ne bu? Bir süre için idare edersiniz. Gerek yok. Azar çocukluk etme. Mert için veriyorum. İhtiyaç olur. Kızma bana lütfen.
Sana kızmıyorum, merak etme. Daha ne biliyor musun? Acıyorum ben sana. Bir şekilde yoluma bakarım. Geçer gider bu zor günler. Senin kendinle olan savaşın hiç bitmeyecek. Mesut Bey geldi, aşağıda bekliyor. Cenk'in de, ailesinin de. Hiç kimsenin. Ama anne... Eskiden nasıl yaşıyorsak öyle yaşamaya devam etmek zorundayız. Anlamıyorsun değil mi Cansu? Bizim başka şansımız yok. Cansu! Aferin oğlum. Her şey rayına girmiş görünüyor. İşte ufak tefek eksikler var ama tamamlıyorum. Olur. Onlar da zamanla olacak. Anlat bakalım. Ne konuştun Cenk'le? Acaba bunları Feride Hanım mı sorduruyor? Ha baba? Çok fazla yüz veriyorsun bu çocuğa. Etraflıca konuş, evine dönsün. Baba, Cenk ne zaman isterse o zaman döner. Ben ona akıl veremem. Ailesiyle arasına hiç girmem. Araya girmek değil ki bu, evlat. Sen res çekeceksin bir arkadaşı olarak. Hatasını yüzüne vuracaksın. Tavrını koyacaksın ki biraz yalnız kalsın, anlasın bir şeyler. Taktik bu, ben sana arkadaşlığını boz demiyorum. Baba, ben ikiyüzlülükten de entrikalardan da anlamam. Ben bu yüzden kendi işimin patronu oldum. Ben o kadar çok şey ağlıyorum ki. Başka kime hayal kırıklığını aratınca? Çok değer verdiğim birini kaybettim. İşte birini daha kaybettim. Sonra da seni hayal kırıklığına uğrattım. Kimmiş bunlar? Boşver. Zaten üzgünüm, hiç konuşmayalım. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben gerçekten tekrar çok üzüldüm. Seni zor durumda bırakmak istemedim. Seni affetmek hiç içimden gelmiyor Cansu. Geçin bakalım çocuklar. Geçin, geçin, geçin. Biz geldik. Hadi geçin bakalım çocuklar. Azra Hanım, sen bana ver. Sağ ol. Gel ablacığım. Merhaba, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Merhaba Mert. Ah, pardon. Hülya abla, kusura bakma. Biraz böyle başına kalmış gibi olduk ama. Olur mu öyle şey? Saçmalama, ne biçim laf? Hoş geldin Azra. Hoş bulduk. Ah, böyle ayakta kaldık ama
Biz sizin için bir oda hazırladık. Şimdi siz güzelce yerleşin, sonra hep beraber bir yemek yeriz, değil mi? Hı hı. Aşkım sen çocuklara yardımcı ol lütfen. Valizlerini çamaşır odasına indiriyoruz. Tamam. Aa, yok. Valizleri bizim kalacağımız odaya alabilir miyiz? Mert'in sık sık ihtiyacı oluyor da giyeceklerine. Aa, sorun değil. Orada kalacaksınız zaten. Hadi bakalım çocuklar. Beni takip edin. Hemen böyle merdivenlerden aşağı. Gel ablacığım. Gel. Odamıza gidelim. Hadi gelin bakalım çocuklar. Hadi gelin gelin. Edeceğiz, he? Sorun yok Mesut amca. Sağ ol. Sizi yalnız bırakayım. Siz yerleşin artık. Ablacığım gelsene. Eve gidelim. Mert. Ablacığım bak. Bizim bir süre burada kalmamız lazım. Tamam mı? Hem sen Mesut amcayı çok seviyordun değil mi? Hatırlıyor musun? Bir kere puzzle yapmıştınız birlikte. Mesut amca bana ne dedi biliyor musun? Akşam seninle birlikte tekrar puzzle yapacakmış. Mert, ablacığım lütfen yap baba. Eve gidelim. Mert. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. İstemiyorum eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Mert. Otel köşelerinde kalmana gönlüm razı olmadı. Biraz kendimle kalmaya ihtiyacım vardı. Ama boş ver. Sen bir şeyleri hızlandırıp beni kararsızlıktan kurtardın. Yani? Bağışladın mı beni? İşim öyle geldiği için. Evet. İyi rahatladım biraz. Sevindim hadi kalkalım o zaman. Kahve içiyorduk. Ben içmiyordum, sen içiyordun. Hadi öde kahvene gidelim. Ben de bozuk yok. Sağlamı da yok zaten. Anlamadım. Yok bir şey, kahveni öde gidelim. Ay, nihayet sustum Mert. Sabah akşam böyle mızmızlanacak mı çocuk? Ne olup bittiğini anlayamadı ki o da. Çok zor bir şey şu an onun için başka bir evde olmak Zeynep. Zamanla alışacaktır, merak etme. Tabii canım, çocuktur nihayetinde, alışır. Bu arada ben tekrar çok teşekkür ederim size. Yani bu kadar zor günlerimizde bize evinizi açtınız. Açıkçası ben Sumru ablanın bizi kapıya koyacağını hiç düşünmezdim ama. Aman anma şunun adını. Yani gözümüzün içine baka baka iftira attın. Ben havaalanında valizleri karıştırmışım da Mert uyurken bir gidip gelsem olur mu? Olur olur. Tabii sen git.
işten gelmişsin. Evet. Biraz kendimi dinledim. Önümü görmeye çalıştım. Unutma. Aşağı bakarsan uçurum. İleri bakarsan hayat. İleri bakıyorum. Birbirinden habersiz bir sürü hayat. Kime ne getireceği bilinmez. Bana valizimi getirmiş ama. Bu arada sana bir valiz borcum var. Kilidini kırdım söylemiştim. Artık önemi yok. Nasılsın peki? Baban öldüğünde çocuktun değil mi? Evet. Özlüyor musun peki? Onu özlediğimi hissettiğim zaman öfkeleniyorum. Çünkü bu onun yokluğunu kabullenmek oluyor aslında. Bu duyguya katlanamıyorum. Sevmeye de katlanamıyorum mesela. Sevilmeye, bağlanmaya, ait olmaya. Bunlar olmayınca hayat bence daha basit ve yaşanılır bir yer. Bence sen kaybetmekten korkuyorsun. Benim korktuğum tek bir şey var. O da boşa zaman kaybetmek. Zaman. Keşke zamanı geriye alabilsem de. Son bir defa babama doya doya sarılabilsem. Tekrar tekrar onu ne kadar çok sevdiğimi söylesem. Babamı kaybettim ben. O gün buradan ayrıldığımda geldi haberim. Sen nereden öğrendin peki? Valizini almak için eve gittim. Babanın hediyesini sana yetiştirmek için. Aradım ama açan polisti maalesef. Neyse. Artık bu valiz meselesini de hallettiğimize göre ben gideyim. Kardeşim uyanırsa yanında olmam lazım. Geç oldu, ben arabayla bırakayım seni. Her zaman dönüp gidebileceği bir evinin, bir ailesinin olması dünyanın en kıymetli hazinesi bence. İyi geceler. İyi geceler. Bundan oynayacağız, Azra, tamam mı? Biraz sakin ol. Azra gelsin! Azra gelsin! Azra gelsin! Babam! Mert? Ya bu ne ya? Baba. Çocuk değil, baş belası! Çok baba. Güzel, sen sardın bunları başımıza. Annem gelsin! Kapı çaldı, tut şunu. Mert! Hayır, Mert, bak bununla oynayacağız, tamam mı? Aa, yeter! Azra. Mert. Ablacığım ben geldim. Bak bana. Bir türlü durduramadık. Sinirler hepimizin o kadar
kötü ki. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Seni yalnız bırakmamalıydım. Çok özür dilerim. Hemen gidiyoruz buradan, tamam mı? Durmayacağız burada. Hadi kalk. Hadi kalk ablacığım. Azra, şey, gece gitme. Ne oldu? Bir anlık bir hata oldu. Babam seni çok severdi Mesut amca. Babam seni çok severdi. Kimseniz yokken siz aile olmuşsunuz, kardeş olmuşsunuz. Sevdiklerinizi birbirinize emanet etmişsiniz. Ama görüyorum ki emanetin ömrü bir tokatlıkmış. Babam çok yanılmış. Babam çok yanılmış. Şu an ağlıyorsam da kendi halime değil. Babam sana inandığı için ağlıyorum ben. Gel ablacığım. Gel. Eşyalarımızı kapıya bırakın, yarın gelip alacağız. Üzülme. Aç mısın? Yemek yiyelim mi? İster misin? Sonra da güzel bir otele yerleşiriz. Belki havuza gireriz seninle. Ha? Dur bakalım ne kadar paramız varmış. Tamam, bu yemek paramız. Otel için. Hayır! 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 Azra. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Gönül ablayı arayalım mı Mert? Gönül ablayı arayalım mı? Gönül ablaya gitmek ister misin? Gönül ablaya gidelim. Börek yapar bize. İşten kovun, hem önünüze gelsin hem birinize. Yok ya, başka kapıya. Gönül abla. Hayır, 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 yanlışlıkla uyuşturdum. Neden abla? Thank you.
oynayalım mı seninle? Süpermen gibi uçmak ister misin? Süpermen olacak. Evet. Ben de Azra Süpermen olacak. Hadi aç kollarını. Babamızın yanına uçacağız Mert. Korkuyorum.